Bağımsızlık lafının altını çiziyorum ben. Merkez Bankası'nın bağımsız olması mümkün değil. Evet. Toplumu rüşvete alıştırıyorsunuz. Hep çalışmayacak, üretmeyecek, bana bir şey ver diyecek. Vergilerimi nereye harcandığını bilmiyorum, onun için vermem diyor. Fakat çaktırmadan öyle bir gözüküyor ki. Başbakan açar telefonu. Mithatçım öde bu paraları falan. Başbakan yani. Nasıl ödemeyeceksin? Ama para yok. Ankara dışına çıkarken Merkez Bankası Başkanı bakandan izin almak zorunda. O kadar fazla kanun çıkarıyor ki. Farkında değil, milletvekilleri farkında değil. Neyi çıkarıp neyi çıkarmadıkları. Şimdi aylık 5-6 milyar dolar gibi bir ödemesi var Türkiye'nin her ay. Daha her fazla. Ay. En az. En az bir 10 milyar dolara ihtiyacınız var ayda. Yılda, ha, döndürmek için. Evet, döndürmek için. Yılda 120 milyar dolar. Bu da yani hazinede oturanlar çok iyi bilirler. Hazinecinin bir numaralı görevi emirleri alıp nasıl paraları dağıtacağını düşünmektir. Yani başbakan açar telefonu. Mithatçım öde bu paraları falan. başbakan yani. Nasıl ödemeyeceksin? Ama para yok. Evet. Yani onun için bu bir yeni hastalık değil. Benim söylediklerim de yeni bir şey değil. Bunu 25 senedir söylüyoruz. 30 senedir söylüyoruz. 30 senedir de bu işle uğraşıyoruz. Her 10 senede bir bu sarmalın içine giriyoruz. Niye? Bak onu da niyesini söyleyeyim. Çünkü siz toplumu da alıştırıyorsunuz. Evet. Yani toplumu rüşvete alıştırıyorsunuz. Hep çalışmayacak, üretmeyecek, bana bir şey ver diyecek. Subvansiyonlarla, ufak primlerle, hep şey, ufak rüşvetler. Aflarla. Aflarla, hep rüşvet. Gaflarla. Fakat toplum fark etmeden bunun fiyatını o kadar ağır ödüyor ki. Şimdi bakın, çok basit. Yine hiç müneccim olmaya falan gerek yok. Dolaylı vergiler Türkiye'de vergi toplamının %70'i. Tabii. Ama doğrudan vergiler %28'i falan. Tezatlık burada zaten. Zaten hocam, telefondan yani, vergi, ondan vergi, akaryakıttan işte vergi, her şeyden vergi. Peki sayın vatandaş olacak ki vergi ver. Bana ne kardeşim? Zaten veriyorum vergi diyor vatandaş. Zaten her şey diyor. Benim vergilerimi nereye harcandığını bilmiyorum. Onun için vermem diyor. Fakat çaktırmadan öyle bir gözüküyor ki. Yani şu petrolün fiyatına bakın ya. Evet, akaryakıt tüketim vergisi. Ha, bırakın petrolü, içkiye bakın. 68 mi 78 olmuş kaçak içkiden ölenler sayısı. Canım, o kadar vergi yüklersen. Adam gidiyor. Hocam, vergi oranını yükseltiyorsun, vergi kaçırıyor. Evet. Alkoldeki vergi yükseltiyorsun, kaçak içki oluyor. Evet. Bunun için bir adam ödül almış işte. Tobin kanunu çıkarmış yani. Şey yaparsan. Hocam şimdi yani hep konuştuk, bugün de konuştuk bütün gün. İşte Merkez Bankası bağımsız mı? Bağımsızlığı nasıl olması gerekir? Yani Merkez Bankası siyasi baskıdan dolayı mı? Yani yüksek faizi kimse istemez tabii ki bir ülkede. Yani bugün yüksek faizi savunan falan yok. Ama sen altyapıyı hazırlamıyorsan, elinde sadece faiz aracın kalıyorsa ve geçen defa yaptığın toplantıda sen faiz oranlarını artırdıysan, bu defa da artırma beklentisi doğuruyorsun. Şimdi bu beklentiden dolayı bir gün bir sürü insan, vatandaş kalkıp dövizini bozduruyor ki düşeceğini düşünerek. Yani insanlar pozisyon almaya çalışıyor. Şimdi piyasalar mı Merkez Bankası'na bakıyor, Merkez Bankası mı piyasalara bakıyor, böyle bir çelişki var. Yani Merkez Bankası gerçekten bugün yapması gerekeni yaptı mı? Hayır, yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü yani bağımsızlık lafının altını çiziyorum ben. Merkez Bankası'nın bağımsız olması mümkün değil. Evet. Yani bir kere. Bugün ortak görüş bu zaten. Bütün ekonomistler aynı şeyi söyledi. Yani olmaz. Yani öyle niye? Bağımsızlık yok. Çünkü neden? Hükümetin emrindeyim. Ben atıyorum Altınkaya Bankası ile çalışıyorum diye. Bankam yok hocam. Bankam olsaydı size ben yönetim kurulu üyesi yapardım. Pardon, yönetim kurulu başkanı yapardım yani size hocam. Olmadım, bari ölmeden önce bir yönetim bir bankamı kuracağız hocam. Aman Allah'ım. Altınkaya Bankası. Altınkaya Bankası, evet. Bankası. Şimdi Altınkaya Bankası
Benim bankam değil mi? Ben onunla çalışıyorum. Yakıştı hocam ya. Havaya girdim ha. Biraz işi gırgırı alamazsak da evet ayakta ya, kalmamız aynen, zor yani. Aynen. İşler zor. Neyse. Ben de Altınkaya Bankası'nda çalışıyorsam da devlet de Merkez Bankası'nda çalışıyor. Maliye Bakanlığı da Hazine de Merkez Bankası. Yani evet. onun bankası değil. Evet. Kendi bankası. Ve bir takım politikaları da ona gördürüyor. Serbest piyasa ekonomisi. Ama ne diyoruz? Birinci maddesi fiyat istikrarı. Değil mi? İlk görevi o. İlk görevi o. Sen hükümet olarak fiyat istikrarını aldırmıyorsan Merkez Bankası nasıl düzeltecek bunu? İşte. Yani şimdi şeyin sahibi, yani paranın sahibi değil mi? Evet. Ben bankaya emir veriyorum. Harca oğlum diyorum. Boş ver. O zaman bankacı ne yapacak yani? Ha, onun için şimdi bağımsızlık lafı. Tam bağımsız da adam Ankara dışına çıkarken Merkez Bankası Başkanı bakandan izin almak zorunda. Hadi canım. Tabii kanun öyle. Gidemez kanun ezbere böyle. Bir yere. Ha, kanun böyle. Tabii. Ben bilmiyordum onu mesela. Ezbere bir yere gidemez. Yani öyle ben çöktüm gittim. Zaten tayinli hükümet yapıyor falan ama yani çok basit. Hocam merkez bankaları bağımsız mı? Mesela Amerikan Merkez Bankası, Fed bağımsız mıdır? Efendim o Federal Reserve bir başka yapı o. Hep zaten onlardan kopya çektiğimiz için bu hale geliyoruz. O ayrı bir yapı. Bizimki daha Avrupa Merkez Bankacılığı. Yani o bankaların tümü özel yani. Adam Bankalar Birliği gibi çalışıyor. Yani orada bir serbest piyasa kuralları işliyor. Ama onu da kontrol altına almışlar. İşte başkana bağlamışlar falan filan. Ama orada bir hakikaten hür bir yapı var. Bize nazaran. Yani Federal Reserve'in başındaki adam bir şey dediği zaman kanun gibi. Niye? O kendi lafı değil. O temsil ettiği federal bankaların ortak fikri o da ondan. Tabii Amerikan Merkez Bankası federal banka yani bütün bankaların ortak fikri o. Ortak fikri o. Bir de hocam mesela Amerikan Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaptığında diyorsun ki ya bu evet yani bu aylarca gider. Artırmayacağız dedim artırmıyor adam. Diyor ki kardeşim bu sene benden beklemeyin diyor yani faiz artırın. Ha şimdi millet ona göre pozisyon alıyor. Şimdi biz mesela bugün seyircilerimiz dedi ki ya bir bakacağız şimdi bir gece yarısı operasyonuyla faiz oranı artmış. Şimdi böyle bir şey var mı hocam? Yok tabii. Yani bakın ben, sanayici neyi öngörecek burada? Vatandaş da şu şeyi hissetmeye de çok başladım. Yani bu çok önemli. Beni müthiş rahatsız ediyor. Şimdi hep biz uğraşıyoruz ya işte bu yok vergi reformudur, yok büyümedir, yok kayıt dışılıktır, şudur budur. Esas mesele ne biliyor musunuz? Refah için. Bakın refah için. Ortak sorumluluk almak. Hem kurumsal, hem yapısal, hem de kişisel. Refah için. Yani kalkınmak mı istiyorsun? Ev, yat kat sahibi mi olmak istiyorsun? Bunun için sorumluluk alacaksın. Şirket sorumluluk alacak, kişi sorumluluk alacak, hükümet sorumluluk alacak. Paydaşlar. Yani ekonomi bir oyun. Bu ekonomide paydaşlar var. Masanın kenarında bir sürü paydaş oturuyor değil mi? Esnaf oturuyor, sanatkar oturuyor. İşte memur oturuyor, işçi oturuyor, tüketici, herkes oturuyor. Şimdi bu paydaşlar kendi kişisel sorumluluğunu almazsa ve kurumlar da sorumluluk almazlarsa o zaman refah artmaz, artmıyor işte. O yüzden kalkınamıyoruz hocam. Yani vergi mesela. Rakam büyüyor da yani evet. Büyüme var ama büyüme şişmanlama. Şişmanlama. Ama kalkınma şişmanlayınca kalkabiliyor musun küt diye? Kalkamıyorsun. Adaleler gelişmedi. Hiç kalkamıyorsun. Çevik olamıyorsun, çevik hızlı olamıyorsun, dünya ile rekabet edemiyorsun. Ama bunun için de bak sadece hükümetten, sadece şeyden bahsetmiyorum. Yani önce bizim toplumun, şimdi bana adam diyor ki ben niye vergi vereyim, salak mıyım diyor mesela. Şimdi böyle kafada bir yapı olabilir mi ya? Ha, dünyanın hiçbir yerinde vergiyi kolay almıyor, zorlamayla alıyorsun. Ama önce o vergileri aldığın gibi adama giderlerini yazma hakkı veriyorsun. Evet. Sonra nereye harcandığı konusunda hesap veriyorsun. Şeffaflıktan bahsediyorsun. Sen bunları yapmazsan adam da diyor ki ben niye vergi vereyim? Ha, bana da diyor ki ziyanı yok. Benzinden kazık yiyeyim. KDV'den kazık yiyeyim. Sonra bu kadar oranlarla oynamak, bu kadar her gün vergi kanunu değiştirmek. Bir ara ben yanmış yakılmıştım ilk defa hayatımda bir serbest bir buçuk sene bir danışmanlık falan yaptım. Mecburen kayıt bir yabancı şirkette de çalışıyorum.
kayıt altına alındık tabii işte. Evet. Gittik mahalleye müracaat ettik. Sonra benim arkadaşlar Van'daki alay ediyorlardı. Türkiye'de müşavirlik şirketini tek kapatan milletvekili Mithat Melendir falan diye kapatana kadar öldük. Ama bu arada bir şey oldu, bir konu oldu. Ya bunu niye böyle yaptın dedim muhasebeciye, benim mali müşavire falan. Ben de bu arada yeminli mali müşavirim falan ama işte bizim de müşavirimiz var. Hocam dedi işte kanun gereği dedi falan. Dedim kim çıkarmış bu kanunu dedim ya. Evet. Döndü dedi ki siz çıkarmışsınız. Siz o zaman milletvekiliydiniz. Ha şimdi bu dediğim de şaka gibi geliyor. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi kadar çok fazla kanun çıkaran bir meclis yok. O kadar fazla kanun çıkarıyor ki. Farkında değil, milletvekilleri farkında değil neyi çıkarıp neyi çıkarmadıkları. Ya biz anlıyoruz biraz maliyeden, hazineden biraz takip edebiliyoruz. Ama normal bir vatandaşı demiyorum. Milletvekillerini çağırın sonu ne çıktığını bilmiyor. Kanunu yazandan başka çok adam da bilmiyor. Şaka gibi ya. Evet, şimdi onun için yani her gün bir kanun çıkıyor, her gün bir yasa, her gün bir oran değişiyor falan. Böyle tutarsız bir şey olmaz. Ben hep şey modelini veriyorum. Alman modelini. Neden hocam o? Efendim, vergi, ekonomi o kadar sağlıklı temeller üzerine oturmuş ki adam çünkü 2. Dünya Harbi'nde parçalanmış, batmış bu yüzden. Enflasyon yüzünden, şey yüzünden, para basmak yüzünden, işte faşizme hortlamış falan filan. Onun acısını çekmiş. Ödü kopuyor adamın şeyde. Ekonomide ufacık bir şeyde. Şimdi bence daima siyaset ekonominin arkasından gelir. Ekonomi siyaseti çeker götürür. Şimdi biz tersini yapmaya çalışıyoruz. Siyaset ekonomiyi diyor.